Aziz milletim, değerli basın mensupları. Partimizin haftalık değerlendirme konuşması münasebetiyle tekrar sizlerin huzurundayım. Öncelikle terörle mücadelede verdiğimiz şehitlere rahmet, ailelerine sabırlar dileyerek hepinizi sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Ramazan ayının da milletimize ve İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Aziz vatandaşlarım, mübarek Ramazan'ı bu sene daha iyi şartlarda karşılamak isterdik. Geçen sene Ramazan'da iftarda sofralarımız kapanmış, camilerimiz tenhalaşmış, hayatımız kısıtlanmıştı. Hepimiz <laughs> bunu küresel bir salgının doğal sonucu olarak görmüş ve başta Cumhurbaşkanı ve Sağlık Bakanı olmak üzere sorumluluk makamındakilere tam bir destek vermiştik. Ancak şimdi bu yıl bütün dünyada salgın kontrol altına alınmaya başlanmış ve normalleşme süreçleri yaşanırken ülkemizde dünyanın en yüksek vaka sayılarına gelinmiş olması gerçeği karşısında soru sormak bize cevap ve hesap vermek yetkililere düşer. Geçen sene bu vakitler salgında zirveye ulaşan İngiltere, İtalya, Kanada, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde vaka ve, ve vefat sayıları sürekli düşme trendine girerken ülkemizin vaka sayısında açık ara dünya birinciliğine yükselmesi ve artık grafiklere de bile yer bulamaz hale gelmesinin sorumluları vatandaşlara ceza kesme makamında değil, hesap verme makamındadır. Aziz milletim değerli vatandaşlarım, şu salgın döneminde bu iktidarın millete düşürdüğü hallere bakar mısınız? Bakın, Sağlık Politikaları Başkanlığımızın verdiği bilgilere göre, dün gelen bilgi bu. Çam Sakura Hastanesi'nde kadın doğum servisleri bile kapatılıp COVID servisi haline getirilirken, Zeynep Kamil gibi Türkiye'nin en önemli kadın hastalıkları ve doğum hastanesinde görevli anestezi uzmanları COVID nedeniyle pandemi hastaneye geçici göreve göndermiş olup Randevusu verilmiş operasyonlar dahi yapılamaz hale gelmiş bulunmaktadır. Şu vakalardaki tırmanışın sorumlusu kim Allah aşkına? Neden dönüp dolaşıp başa döndük? Bırakın başa dönmeyi, daha kötü bir evreye nasıl geçtik? Bilimin ve aklın sağlayacağı tedbirler ekonomiye zarar verecek diye bütün bir ülke yaşadıklarına bakın hele. Aşılamada başından bir yana şeffaf olmayan bir süreç yaşattılar güzel ülkemizi. Sürekli aşı takvimlerini değiştirdiler aşılama rakamlarını çelişkilerle sundular. Nedendir bilinmez bir türlü aşı çeşitlemesine ulaşamadılar. Ülkemizde hala yedi kişiden altısı aşılanmamış durumda. Öte yandan salgın demek dayanışma demekken bunlar muhalefetin elinde olan yerel yönetimlerin dayanışma çabalarına bile taş koydular. Sonra da hem aklı hem de bilimi susturdular. Zannettiler ki bilimsel gerçekler bunların zaten kötü yönettikleri ekonomiyi daha da zora sokacak. Bunlar da halk karşısında zora düşecek, oy kaybedecekler. Halbuki tam tersine bilim, rasyonel akıl ve planlama sayesinde bugün hem sağlıkta hem de ekonomide daha iyi yerlerde olabilirdik. Peki neden dön dolaş böyle bir kriz aşamasına ulaştık? Bunu, bunun nedenlerini bir kez daha bıkmadan, usanmadan iktidar sahiplerinin yüzlerine vuralım. Bir, verileri saklayarak gerçeklerle yüzleşmekten kaçtınız. Yani kafanızı kuma gömdünüz, dürüstlük ve şeffaflık testinden sınıfta kaldınız. İki, halka tedbirleri icbar ederken kendinizi istisna tuttunuz ve lebelep kavramını literatüre kazandıracak çifte standartlar uyguladınız. Samimiyet testinden de sınıfta kaldınız. Üç, konuya stratejik bir planlama perspektifinden değil, günlük çıkar perspektifinden baktınız. Kriz yönetim becerisiz testinde de sınıfta kaldınız. Dört, ekonomi yönetimindeki vahim hataların derinleştirdiği ekonomik krizin etkisini azaltabilmek için vaktinde tam kapanma kararı alamadınız. Ve halkı can riskiyle geçim riski arasına sıkıştırdınız. Sorumluluk testinde de sınıfta kaldınız. Beş aşılamayı hem geç hem yetersiz bir şekilde uygulamaya koydunuz. Türkiye'yi tek bir kaynağa mahkum ederek ülke sıhhatini Çin'in merhametine emanet ettiniz. Bağımsızlık testinde sınıfta kaldınız. Altı, ve özetle salgın krizini bir yönetim krizine dönüştürdünüz, yönetim testinde de sınıfta kaldınız. Baktınız ki hem kriz hem kontrolü kapanma seçim planlarını etkileyecek ülkeyi tümden açtınız. Salgın derinleşince de iki arada bir derde kısıtlamalar uygulayarak bir uçtan diğer uca savruldunuz. Şimdi de çıkıp sürüklendiğiniz felakette sorumluluğu yine bütün ülke, bütün bir millete yüklüyorsunuz. Değerli vatandaşlarım, biliyorsunuz bunlarda başarı tek kişiye aittir, başarısızlık ise milyonlara. Yeni bir sorumlu buldular şimdi. Kimmiş biliyor musunuz sorumlu? Meğer sorumlu hepimizmişiz. Yani 84 milyonluk bir kitleymiş. Zaten nerede bir başarısızlık var, bir sorun var, bir soru var, bunları araki olasın. Ama iş sorumlu ilan etmeye geldiğinde sorunlar belli. Milyonlar, milyonlar. Sormak gerek bunlara. Siz Hayat Eve Sığar kampanyası başlattığınızda halkı evde mi tutamadınız? Siz maske, mesafe, hijyen dediniz de halkımız şehir şehir kongre kongre dolaşıp her şehre virüs falan mı taşıdı? Siz milyarlarca liralık destekleri 3-5 müteahhide değil de halka verdiniz de bu halk aç gözlük yapıp fazla mesai için gizlice sokaklara falan mı çıktı? Bir de çıkıp utanmadan sorumlu hepimiziz. Yani 84 milyon diye halkı aklıyla alay eden, hakaret eden açıklamalar yapıyorlar. Yani bizi Beştepe'nin günü birlik alınan keyfi kararları, kara düzen plansız yönetimi değil de halkın sorumsuzluğu bugünlere getirdi. Öyle mi? Bu halk mı size sakın kongrelerinizi yaz aylarına, açık havada stadyumlara falan ertelemeyin dedim dedi, dedi mi yoksa? Siz her işinizi inadına yapacaksınız ama sorumlusu hepimiz olacağız. Öyle mi? Siz bilim kurulunu da Sağlık Bakanlığı'nda vaypas edeceksiniz. Ama sorumlusu 84 milyon olacak. Öyle mi? Siz bir gecede aldığınız kararlarla ülkeyi yüz milyarlarca zarar verecek, kapanmaya gidemeyeceksiniz ama sorumlusu vatandaş olacak. Öyle mi? Siz liyakatsiz ellerdeki berbat ekonomi yönetiminizle hazineyi boşaltacak, salgında gerekli desteği millete sunamayacaksınız ama sorumlusu bütün bir millet olacak. Öyle mi? Daha fazla sorumsuzluk sorumsuzluk sergilemeyin ve can riskiyle geçim riski arasına sıkışmış olan halkı bu cendereden çıkaracak kararlı ve net bir te net tedbirler alın. Ne mi yapacaksınız? Bakın bir kez daha söyleyelim ve öğretelim size. Ramazan başında önerdiğimiz tedbirler paketini derhal devreye sokun. Günü değil canı kurtarın. Yanlışlarınızın faturasını vatandaşa kesmeyin. Geç kalmış olsa da Ramazan ikinci yarısında bari ülke çapında tam ve kararlı bir uygulama bir kapanma uygulayın. Bunu uygularken halkı geçim kaygısından kurtaracak şu dört tedbiri de acilen hayata geçirin. Tam kapanma döneminde. Ramazan bir, Ramazan süresince esnafımızın kira ve tüm faturalarını devlet tarafından karşılayın ve bir esnafımıza 5000 bin Türk lirasından az olmamak üzere dünyadaki diğer ülkelerin yaptığı gibi ciro kaybı desteği verin. İki, hasat dönemine girmekte olan çiftçilerimize özel uygulamalar geliştirin ve mazot, gübre ve yem ihtiyaçlarını karşılayacak hibe desteği verin. Üç, işçilerimiz için kısa çalışma ödeneğini derhal tekrar başlatın. Dört, işsizlere ve sosyal yardıma muhtaç kesimlere açlık sınırı olan 2736 Türk lirasından az olmamak üzere hane başı yardım yapın. Unutmayın, bu tedbirler asla lütuf değildir. Sakın ha bize dönüp kaynak yok demeyin. 3-5 müteahhide peşkeş çektiğiniz, bir gecede Merkez Bankası Başkanı değiştirerek Hazineye yüklediğiniz miktarlar karşısında bu destekler devede kulaktır. Türkiye'yi öyle bir kıskaca soktunuz ki tam kapanma halinde ekonomik hayat durduğu için bu tedbirlerden kaçıyorsunuz. Tam kapanma yapmadan da vaka sayılarını durduramıyorsunuz. Vaka sayıları arttıkça da bu kez seyahat kısıtlamaları dolayısıyla ekonominin öncü döviz kaynaklarından turizm sektörünü son derece yıkıcı bir sezon riski bekliyor. 2019 yılında 51,7 milyon ziyaretçi ağırlayıp ülkeye 34,5 milyar dolar getiren turizm sektörünün geçen sene yani 2020'de ziyaretçi sayısı %69 düşüşte 15,9 milyona gelir ise %65 düşüşte 12 milyar dolara gerilemişti. Krizik aylarda yani bugünlerde özellikle Rusya'dan gelen son kısıtlamalar sadece sektör için değil genel döviz gelirlerimiz açısından da ciddi bir alarm sinyali vermektedir turizm haftasını kutladığımız bugünlerde sektöre yönelik ciddi bir tedbirler paketi açıklanmalıdır. Gelecek Partisi olarak bu konudaki kapsamlı önerilerimizi önümüzdeki günlerde ile paylaşacağız. Değerli vatandaşlarım, bizler sizin adınıza bu iktidarın yanlışlarını, gerçek dışı beyanlarını, cahilliklerini yüzlerine vurmaktan utanır hale geldik. Bunlar aynı yaveleri tekrarlamaktan sıkılmıyorlar. Merkez bankasının ettikleri onca işkence göz önünde ceylan etmiyormuş gibi bu konuların yanlış ve eksik bilgiye dayalı olarak kamuoyunda tartışılması Merkez Bankası'na zarar veriyor teranelerini sıralamaktan. Bıkıp usanmıyorlar. Bunlar istiyor ki herkes kendileri gibi yapsınlar. Bunlar istiyor ki herkes bunların kapalı kapılar ardındaki işlemleri gibi sorunların üstünü örtsün, konuşmasın, sussun. Bunlar istiyor ki rezervleri saçıp savursunlar, dört yılda dört başkan değiştirsinler faiz sebep enflasyon sonuç saplantılarıyla kriz üstüne kriz çıkarsınlar. Merkez Bankası başkanlarını kovup bankanın itibarını içeride dışarıda iki paralık etsinler ama çıkıp kimseye de hesap vermesinler. Bunlar iftiradır, yalandır diyerek koltuklarını koruma amaçlı propagandalar yapacak diye biz dersin adınıza şu soruları sormayacak mıyız yani aziz vatandaşlar? 2017 yılında imzaladığınızı söylediğiniz protokol yeni bir protokol müydü Yoksa Merkez Bankası ile Hazine arasında eskiden beri var olan ve dış borç ödemelerinin koordinasyonu için kullanılan protokolü mü genişlettiniz? Bu protokolden kamuoyunun ve piyasaların neden haberi olmadı? Hazine ve Maliye ve Merkez Bankası arasındaki protokole göre satılan dövizler web sitesinde yer alıyor. İddia edildiği gibi bu dövizler hazineye satılmış olsa hazinenin hesabında görünürdü. Niye gösterilmedi diye sormayacağımızı mı zannediyorsunuz? milletim Bunlar propagandalar sayesinde balı maaşlarını hak edecek diye Bizler sizin adınıza dövizi hazinenin doğrudan satması mümkün değil kamu bankalarına mı satıldı mevcut piyasa kotasyonlarını fiilen hangi kuruluş diri, kuruluş girdi diye sormayacak mıyız 30 milyar dolar cari açık 31 milyar dolar yabancı sermaye çıkışı 50 milyar dolar tutananda reel sektörün yabancı para pozisyon azaltması vatandaşların 54 milyar dolar tutarında döviz ve altına yönelmesi durup durduk yerde mi oldu? Bunlar yanlış politikalarınız eseri değil mi diye bunları hesaba çekmekten geri mi duracağız? Bunlar göze girecekler. Ballı maaşlarla lüks hayatlarını sürdürecekler diye bizler madem faizi değiştirmeyip daha önceki para politikasına devam edecektiniz. Neden bir gecede Türk lirasına yüzde onun üzerinde değer kaybettirip bütçeye 525 milyar Türk lirası ek yük yüklediniz? Milletin için daha da fakirleştirdiniz. Bunun hesabını elbet vereceksiniz diyemeyecek miyiz? Cari açık patlayan it ithalat sebebiyle oldu. Sakın ithalatı artıran talimatla düşürülen faiz ve zorla verilen kredi olmasın diye bunların yüzüne vuramayacak mıyız? Bunlar gitmeye bile tenezzül etmedikleri kurumların yönetim kurulu üyeliklerinden rant devşirecekler diye bizler ithalat yapan firmalara her talep ettiklerinde kuru etkilemeden olması gerekenden ucuz döviz satarak ithalatı neden teşvik ettiniz diye sormayacak mıyız? Soramayacak mıyız? Üstelik çıkmak isteyen yabancıya ya da tasarrufunu dövizde tutmak isteyen vatandaşa döviz satmak üzerinize vazife mi diye sorduğumuzda gözü kara bir biçimde satmasaydınız kur artacaktı ve talep de olmayacaktı diye analiz ettiğimizde bize de mi müşterilerle müdahale edeceksiniz? Ah benim güzel ülkem. Kimlerin eline kaldın sen? Hangi liyakatsizlerin elinde bu aziz millet böylesine ızdıraplar yaşıyor? 128 milyara cevap vereceğim diye ortaya atılanların hangi birinin saçmalıklarını sıralayalım, hangi birine hangi dersi verelim bilemedik. Kendi aralarında bile kim daha fazla saçmayabilir yarışına girmiş bunlar. Parti'nin ekonomi işleri başkanı daha yönettiği ülkenin 20 yıldır içinde olduğu döviz rejiminden habersiz. Adam başkan vekili ama Amerikan doları ile Türk lirasını karşılaştırıyor. Elma ile karpuzu aynı sepette tartıyor. Sözde 20, 128 milyar doların nereye gittiğini açıklarken salgında destek olarak verildiğini iddia ettikleri 60 milyar lirayı bunun karşısına koyuyor. Bu 60 milyarın takriben sadece 7,5 milyar dolar olduğunu gizliyor. Ekonomi propagandalarından sorumlu bu devlet adamı daha bu 60 milyarın kaynağından da habersiz. 60 liranın yüzde %90'ın işsizlik fonundan sağlandığını yani işçinin kendi parası olduğunu dolayısıyla Merkez Bankası'yla alakasının olmadığını bilmiyor. Şecaat arz ederken sirkatin söylüyor ama bunun bile farkına varamıyorlar. Yahu bu sarayın yüzlerce danışmanı ne iş yapar Allah aşkına? Cumhurbaşkanından başkanlara, bakanlardan vekillere hepsi mi kandırılır? Yoksa bu kara düzende sabah erken kalkan ilk aklına geleni sallama özgürlüğüne mi sahiptir? Yoksa bunların özgürlükten anladığı, kurumların içinin boşaldığı, mekanizmaların çalışmadığı, ortak aklın berhava edildiği bu düzensizlikte herkesin kör cehaletini ortaya koyma özgürlüğü müdür? Biri 128 milyar dolar salgında kullanıldı der, öbürü altın döviz olarak evlerde olduğundan dem vurur. Bir diğeri satmadık derken öbürü çıkıp likidi de sağladık der. Hele biri var ki 128, 128 milyarı Türk lirası zannedip tweet atar, ardından tweet'ini silip kaçar. Bunlar 2019-2021 arası verileri perdelemeye çalışırken onu da yüzlerine, gözlerine bulaştırıyorlar. Madem ayrıcalıklı döviz işlemi yapılmadı, açıklayın şeffaf şekilde kimlere hangi kurdan satıldığını olsun bitsin. Sanki Merkez Bankası'nın Türk lirasına ihtiyacı varmış gibi tuhaf açıklamalar yapmayı bırakın da aynı Türk liralarıyla o dövizleri tekrar kasanıza nasıl geri koyacaksınız? Hele bir onu açıklayın millete. Şu soruyu artık 84 milyon kendisine sormalı değil mi vatandaşlarım? Soru şu. 128 milyar doları heba eden bir hükümetin ülkenin hakkını, hukukunu ve en önemlisi bekasını koruyabileceğini artık kim inanır? Tam da burada AK Partili seçmen kardeşlerime seslenmek istiyorum. Allah aşkına siz söyleyin. Bu nasıl bir iletişim aklıdır ki 128 milyar dolar rezervin akıbetini soranlara vinçlerle müdahalede bulunmayı icat eder. Tamam da şeffaflığa, çağrıya, düşünceye, sorgulamaya kaç vinçle müdahale edip engelleyebilirsiniz ki? O yüzden tekrar soruyoruz. Bu nasıl bir iletişim aklıdır ki memleketin tüm muhalif partileri ve ekonomi uzmanları 2016 yılından bu yana şeffaf şekilde yayınlanmayan verileri ve ve 128 milyar dolar rezervin akıbetini haklı olarak sorarken çıkıp tüm işlemler ve rakamlar şeffaf biçimde ortadadır. Söylenenler iftiradır diye açıklama yapar. Bu nasıl bir iletişim haklıdır ki memleket virüsten kırılır, yedi kişiden altısı henüz aşıya ulaşamamışken başka ülkelere aşı gönderme kampanyaları icat eder. Bu ne tür bir iletişim aklıdır ki millet bu kara düzen yönetimi yüzünden işsizlikten kıranırken samimiyetsiz pozlarla soğan, patates tırlarını karşılama törenleri yapar. Bu nasıl bir iletişim aklıdır ki vakalar göz göre göre aritmetik olarak artarken tıka bu salon doldurup bir de altını çize çize levale sloganları attırır. İnsanların işsizlikten, yoksulluktan kırıldığı günlerde yönetim kurulu üyelikleri haberlerini hiç yüzleri kızarmadan yaptırıp analarının ak sütü muamelesine tabi tutturur. Bu nasıl bir iletişim aklıdır ki lüks araçlarla yaptıkları ziyaretleri haberleştirirken Cumhurbaşkanı'na işsizlikle mücadelede nasıl başarılı olunduğu cümleleri kurdurur. Bu nasıl bir ilişki haklıdır ki yıllardır zaten var olan üniversitede staj uygulamasını yeniymiş gibi Cumhurbaşkanı'nın önüne koyar, ona da talimatını verdim diye açıklama yaptırır. Yoksa hızlı yönetişimde o kadarcık kaza kadı kızında bile olur deyip geçivermeli miyiz? Peki yıldırım hızında yönetmek için çıkartılan 24 asıl kararnameyi düzeltmek adına 31 kararname çıkarılmasını ne yapacağız? Tam bir kara düzen yapboz sistemi bunlarınkisi. Belki de bütün bunlarda iletişimin günahı devede kulaktır. Bütün bu kazaları yaptıran şey hızlı yönetişim hodenin ta kendisidir. Bizim kaza zannettiklerimiz aslında tam da bu kara düzen sistemin alameti farikalarıdır. Kim bilir? Kim bilir belki de danışmanları hatalara sevk eden, Ellerinde silgi her şeyi yazboza mahkum eden, tecrübeyi ortak aklı kurumsallığı dışlayan, ekonomideki çöküş tablosunun, dış politikadaki gelgitlerin, eğitimdeki yapbozların salgında bir türlü dikiş tutmayan önlemlerin sebebi de kadı kızını bile canından bezdiren bu stajyerlik ruhunun yansımalarıdır. Kim bilir? Birileri bu cehalet ürünü kara düzende staj yapacak diye, daha staj yaparken bile rant çarklarını döndürecek diye 84 milyon hep birlikte fatura ödemeye mahkum edilmiş haldeyiz. Aziz vatandaşlarım. 84 milyona çağrıda bulunmak istiyorum. Ne olur sorun bunlara. Sadece biz değil 7'den 70'e bütün bir toplum olarak soralım sorularımızı. Bazen yargının sopasıyla, bazen eli sopalı paramiliter güçlerle, bazen de binçlerle engellemeye çalıştıkları gerçeği öğrenme hakkına tecavüz edenlere sorun sorularınızı her alanda sorun, her şeyi sorun. Delik deşik ettikleri adalet mefhumunu, istifledikleri hak ihlalleri dosyalarını, ikinci kez cezalandırmalara dönüşen uzun tutuklulukları, kibirlerinden lüks tutkunluklarına kadar bütün cürümlerini sorun bunları. En yukarıdan başlayıp en aşağıya kadar sorun yedikleri kul haklarını. Sorun bakalım Çaykur için işe alım kurallarında yaşanan rezaletin sebebi neymiş? Sorun bakalım o kutun içine tekrardan atılan numara umutla aş ve iş bekleyen hangi gence aitmiş? Sorun bakalım bu ülkenin işsizlikten belini kırdıkları gençlerin arda kalan umutlarında neden mülakatlarda ve kurallarda sömürdüklerini. Peki bütün bu rezaletlerin hakka girmelerinin hesabı hem burada hem de öte dünyada sorgu sual edilmez mi? Sorulduğunda bu cürmü meşhutların bu kul hakkı yemelerin adı iftira mı olur? Bakalım iftira yalan diye savuşturduğunuzu zannettiğiniz mizansenlerin kurduğunuz siriklerin hesabını nasıl vereceksiniz? Bakalım mazlumun ahından da çekinmeyen kibrinizde daha nereye kadar sarılacaksınız? Siz bırakın üniversitenin stajını falan da bu kara düzende hala bitiremediğiniz kendi stajınızdan haber verin millete. Ustalık iddiasından staj acemeliklerine nasıl düştüğünüzü anlatın. Her gün daha da yoksullaştırdığınız halka bunları bir söyleyin bakalım uzaya uzaya bir hal oldu o staj. Durumun bu minvalde olduğu her hallerinden belli değil mi değerli arkadaşlar? Stajyer küçük ortağın anayasal düzene karşı suç işliyorlar dediği aynı cümlede hızını alamayıp anayasa mahkemesi feshedilmelidir değişinden belli değil midir? Öyle olduğu yurt dışına kaçan onlarca kişinin ardından sorumlularının çıkıp bir dostun hatırına yaptık. Türkiye Cumhuriyeti'ne yük olacaklardı diye nasılsa hesabının sorulmayacağını düşünerek suçlarını aleni ifşa etmelerinden belli değil midir? Birilerini Türkiye Cumhuriyeti'ne yük oluyorlar diye suçlarken iktidar ortaklarının 84 milyonun sırtına nasıl bir yük oluşturduğunun üzerine örtmeye bile becerememelerinden belli değil midir? Ekonomi, hukuk, sağlık, eğitim her alanda staj yapmaya, sözde hızlı yönetişimin pervasız propagandacılığın bütün örneklerini serdetmeye devam ediyorlar savcıları yere göğe sığdıramadığı egosundan ötürü görevini yapan doktora ters kelepçe taktırır. Bir başkası arabasının sileceğine yanlış park notu bırakan vatandaşı mala zarar vermekten gözaltına aldırır. Kaymakamı vatandaşa ceza keserken hakaret eder. Bir diğeri cezanın sebebini sorana yüzüne bakmadan tersler. Biri anayasa mahkemesini takmam derse yerel mahkeme takar mı? Birileri bu adam meclisi terörize ediyor derse polisi o vekil darp etmez mi? Yargıyı baskılamış, karşısında cüretkar, cüretkarlaşmış böyle bir sistemde belediyelerin insan kaçakçılığı merkezlerine dönüşmesine niye şaşalım ki? Eşiyle birlikte kurduğu kendi şirketinden başında bulunduğu bakanlığa alım yapan ve günlerde bir açıklama getirmeyen bir bakanın devlet kurumunu kendi mağazası haline getirmesine niye hayret edelim ki? Şu geldikleri hale bakın. Bir tarafta pudra şekerciler, diğer tarafta insan kaçakçıları. Bir yanda bakanlık gücüyle kendi tesislerine imar alanı açan, diğer yanda kendi şirketinden bakanlığına satış yapan bakan örnekleri. <laughs> Biz temiz siyaset diyoruz, onlar inadına şaibeli siyasetin her türlüsünü sergiliyorlar. Diğer yanda hukuktan nasibi körelmiş böyle bir sistemde öldükten sonra görevi iade edilen KHK'lara niye şaşalım ki? Hiçbir yerde çalıştırılmayan KHK'nın askeri alınıp şehit düşmesindeki çelişkilere neden çelişkileri neden garipsiyelim ki? Dünyada gemi üretimi ve gemi taşımacılığı son 15 yıldır düşerken milleti Kanal İstanbul'dan gemi geçişiyle uçuracağını iddia eden, 84 milyonun geleceğini ipotek altına alırken gemi garantisiyle birilerini zengin edecek bu kafanın, aklının ranttan başka bir işe çalışmadığı açık değil midir? Bakın size bazı rakamlar vereyim ki, bir inat uğruna yapılmak istenen ve İstanbul'un ekolojik dengelerini tahrip edecek, İnsanlığın bu en güzel şehrinin stratejik güvenliğini yok edecek bu proje gelecek nesillere nasıl bir ekonomik yük oluşturacak? Hep birlikte görelim. Bugün geçerli olan Montrö rejimi içinde Boğazlardan geçen gemi sayısı son 15 yılda sürekli bir azalma trendi içine girmiştir. 2007 yılında 56.606 ile tarihi zirvesine ulaşan gemi geçişleri 2010 yılında 50.871'e 2015 yılında 43.544'e, 2020'de yani geçen yıl 38.404'e düşmüştür. Bu düşüşün gerekçeleri ise açıktır. Petrol ve doğal gaz hatlarının devreye girmesi ve gemi ebatlarının büyümesi. Ortada bu düşüş trendini değiştirecek makul bir gerekçe olmadığı halde 2026 için 54.927, 2030 için 59.344, 2035 için 64.864, 2038 için 67.570, 2039 için 68 bin gemi geçiş garantisi veriliyor. Başka bir deyişle bu vahim kararı alanlar ilk seçimde iktidardan çekip giderken bu garantilerden bir haber şekilde bu sene doğan çocuklar oy verme yaşına geldiklerinde 68 bin geminin geçiş garantisi ödeme gerçeğiyle yüzleşecekler. Gelecek nesilleri bu şekilde borçlandırmaya kimin hakkı var? hazine garantisi ödemeleri toplamda 157 milyar doları bulmuş iken, 2018'den beri bu yük sırtımızı çatırdar hale getirmiş ve bu zulüm 2035'lere 40'lara kadar sürecek iken, şehir hastaneleri yapım maliyetlerimiz 12 milyar dolar, geri ödemeleri 80 milyar dolardan fazla iken, 65 milyar dolar maliyeti olacağı öngörülen, ödeme taahhüdü de 300 milyar dolardan fazla olacak Kanal İstanbul torunlarımızın geleceğini bile ipotek altına alacakken bunların Çin'den azar işitmelerine Uygur zulmüne sessiz kalmalarına neden şaşalım ki? Aziz milletim, değerli kardeşlerim, 17 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini getiren referandumdan bu yana tam dört yıl geçti. Sözüm ona meclis güçlenecek, daha fazla denetim görevi yerine getirecekti. Ekonomi uçacaktı, adalet göklere yükselecekti, yargı bağımsız olacaktı. Millet Adaletsizlik ve sefalete sürüklenirken uçağın yükselen, başı göğe eren sadece dar bir klik oldu. Dar bir çet oldu. Sözüm ona milli gelir 25 bin doları bulacak, faizler düşecek, Türk lirası zirvelere tırmanacaktı. Dört yıl geçti halde geriye bu tablodan ne kaldı acaba? Geriye kalan sadece itirafnameler oldu. Ekonomide itirafname, insan haklarında adalette itirafname geriye kalan sadece hayaller oldu. Ne vaat ettilerse hepsinin tersi oldu. Ha bir de artık darbeler dönemi kapanacaktı değil mi? Darbeler dönemi yerini her fısıltıdan bile isteyenem kapmaya bıraktı. Muhalif bir siyasi tweetinde yasaklı bir kelime mi kullanmış? Eski kafa bir siyasetçi düşüncesizce bir laf mı etmiş? 28 Şubat kafasındaki bir gazeteci bunlara ahmakça pas mı atmış? Anayasa Mahkemesi'nin bir üyesi ışıklı bir mesaj mı vermiş? Oh ne ala. Sorulardan kaçanlara, hesap vermeyenlere, denetime savaş açanlara, şeffaflığı topra toprağa gömenlere ne mutlu. Gündem değiştirmede, safları sıklaştırmada can suyu oldu, altın tepside koz oldu bu fırsatlar. Oysa hep birlikte şahitlik ettiğimiz koz koca dört yıl zaten bunların bütün maskelerini ortalara dökmüş değil miydi? Sizlerden evet hem mühür basmanızı isterken vaat ettikleri ne varsa üzerine beton dökmedi mi bunlar? Değerli kardeşlerim, Bakınız bu AK Parti MHP koalisyon iktidarı memleketi adeta eski demir perde ülkelerine döndürdü. Malatya, Elazığ, Ordu derken bunların belediyelerinden şimdi de insan kaçakçılığı foseptiği saçıldı her yere. Önce bir belediyede rast geldik. Giden dönmüyor. Acep nedendir dedik. Meğer bunların bu alanda da hayli yaygın bir şebeke av kurduklarını yeni yeni fark ediyoruz. Şimdikilerin bahaneleri de neymiş biliyor musunuz? Kardeş belediye alalı olalım ambulans alalım dedik demekmiş. Tam bir skandal bu. Tam bir rezalet bu. Bakalım gereğince soruşturabilecekler mi? Bakalım ipin ucu nereye uzanacak? Sayın Cumhurbaşkanı yine her konuda ve her zaman olduğu gibi sessiz. O ne parti kapatmalarla, ne fezlekelerle, ne küçük ortak kurumlara çektiği muhtıralarla, ne belediyeden kaçıp yurt dışına kaçıp gidenlerle ilgilenmiyor. Belli ki büyük küçük işlerle vaktini harcamıyor. Onun derdi büyük. Onun derdi Kanal İstanbul ve çevresindeki rant alanları. Bakalım milletin iradesini yok sayıp belediyelere kayım atamada cevval olanlar birer foseptiğe dönüşmüş bu belediyeler için ne yapacaklar? Ülkeyi tam bir akıl tutulması aranasına çevirdi bunlar. Ne hesap veriyorlar, ne utanıyorlar, ne de ders alıyorlar. Memleket çeteler, şebekeler deri arına döndü. Bir yanda çaresizlikler, diğer yanda ballı, börek bir düzen. Bir yana bakıyorsunuz eğitim için bilgisayar, internet yok. Diğer yanda sosyal medyada para saçan korumalar, danışmanlar. Az milletim. Bunlar artık sadece hayal satarak sürdürüyorlar düzenlerini. Sizin de dikkatinizi çekmiyor, çekiyor değil mi? Ort artık 2023 yok ortada. 2023 değil, 2071 hedeflerini pazarlıyorlar bunlar. Yakınlara dair ümitleri batağa gömdükleri için uzak hayalleri pazarlıyorlar şimdilerde. 4 yıl öncesinden başlayan hayalleri bizi uçaracak ekonomi ve adalet idi. Gerçekleri batmış bir hukuk ve ekonomi sistemi oldu. Hayalleri bağımsız yargı idi. Gerçekleri yargıya sınırsız müdahale oldu. Hayalleri aş, iş ve özgürlük iken gerçekleri halini arz etmekten korkan bir toplum yaratmak oldu. Hayalleri demokratik kurumlar iken gerçekleri aynı kurumlara gün aşırı sivil muhtıra vermek oldu. Anayasa Mahkemesi başta olmak üzere tehdit edilmediği kurum, kuruluş, dernek, oda, vakıf kalmadı. Hayalleri hukuk iken gerçekleri sivil toplumun tırpanlanması oldu. Büyük ortak adalet reformu diyor, küçük ortak Anayasa Mahkemesi kapatılsın diye avazı çıktığı kadar bağırıyor. Birilerinin anayasal düzene karşı suç işlemekle suçlarken aynı konuşmada Anayasa Mahkemesi'nin feshedilmesi gerektiğini söyleyenlerde kendileri hayalleri salgınla mücadelede dünya birinciliğiydi gerçekleri lebalep kongrelerle gelen vakalar sayesinde Avrupa birinciliği oldu. Her hayali reform paketinde kamuda tasarruftan bahsediyorlar. Oysa gerçekleri kamuda milyonluk yeni aram, araç alım ihaleleri. Evet her şey hepsi gözümüzün önünde olup bitiyor. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Çuvalı delik deşik ediyor kardeşlerim. Değerli vatandaşlarım. Mübarek Ramazan ayının bir haftasını geride bıraktığımız şu günlerde. Bu iktidara orucu bozan şeylerin neler olduğunu bir kez de sizler sorun. Sorun bakalım adaletsizlik orucu bozar mı? Sorun bakalım yolsuzluk yapıldığında, emaneti hıyanet edildiğinde, haksız kazanca el, kazana el uzatıldığında, ranta tamah edildiğinde, yetimin yoksulun hakkı yendiğinde bunun oruca etkisi nedir? Oruç ve Ramazan aynı zamanda bizlere nefis tezkiyesini hatırlatır. Arınmayı sağlık verir. Sadece hatalarımızı sorgulamak için bir fırsat sunmaz aynı zamanda açın, yolda kalmışın, mazlumun haliyle hemhal olmayı da hatırlatır. Mazlumun Türk'ü, Kürd'ü, Uygur'u, Suriyelisi olmaz. Mazlum mazlumdur. İhtiyaç sahiplerine, zulme, haksızlığa uğramışlara kimlik sorulmaz. Elbette tüm dezavantajlı kesimlerin sorunları ancak salim bir akılla, vicdanla, bilimle, rasyonel planlamalarla çözülür. Ancak birini gündem ederken diğerine nefret beslemek, Acıları birbirleriyle yakış, birbirleri yarıştırmak bizlere yakışmaz. Neden yapmak zorunda kaldık bu hatırlatmayı dersiniz? Elbette milletimiz aş, iş, adalet derdindeyken birileri de ırkçı bir mantıkla sığınmacı avına çıkmaktan bıkıp usanmadığı için. Dün nasıl ki iktidar partisi seçim yenilgisini sığınmacılar üzerine yıkmıştı, başka birileri de kafalarına kuş pislesi ülkemize sığınmış mazlumlardan bilmekte onları suçlamaktı. Bari mübarek Ramazan'da bir durun bir soluklanın diyeceğiz ama anlayabilecekler mi onu da bilemiyoruz. Onlara dönük bu öfke, bu nefret gerçekten de insanı insanlığından utandırıyor. Birileri Uygurlar konusunda Çin'e karşı zillet içindeyken başka birileri Nazi Almanyası'na meftun halde adeta. Zalimleri bir kenara bırakıp bize sığınmış insanlara sürekli diş bilemek, akşam yastığa başı koyduğunda uyutur mu ki insanı? Bu nasıl bir psikoloji? Ne tür bir ideolojik saplantıdır ki her konuyu mutlaka sığınmacılar, savaştan, bombalardan, kimyasal silahlardan kaçmış o insanlara bağlar. İktidara muhalefet edeceğim diye hıncını o mazlumlardan çıkarmak ise ne insanlığa ne de siyasi ahlakası var. İktidara düşen ise, hamaseti bırakıp Suriye'de halkın katılamadığı uydurma bir cumhurbaşkanı seçimi yapılmadan önce, Birleşmiş Milletler, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İran başta olmak üzere uluslararası taraflar nezdinde yapılacak kapsamlı bir diplomatik girişim ile Astana ve Cenevre süreçlerini birleştiren bir geçiş süreciyle kalıcı bir barışın önünü açmaktır. Ülkemizdeki sığınmacıların ülkelerine dönüşü böylesi sıkılıcı kalıcı bir barış ortamının sağlanması ile mümkündür. Değerli vatandaşlarım, bütün bu zor şartlar altında dahi asla ümitsizliğe kapılmayınız. Gelecek kadroları olarak vatan satının her noktasında sizler ve gelecek nesiller için hareket halindeyiz faaliyet halindeyiz. Gayret ha içindeyiz, azim ha içindeyiz. Ramazan'ın hemen öncesinde 11 günde 10 vilayetimizde kongreler ve etkinlikler yaptık. Kütahya, Iğdır, Aksaray, Adana, İstanbul, Ankara, Kahramanmaraş, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa illerimizi ziyaretler yanında Kozan, İmamoğlu, Sarıçam, Yüreğir, Nizip, Birecik, Ataşehir ve Çankaya'da da kongreler ve etkinlikler gerçekleştirdik. Vatandaşlarımızla hemhal olduk. Dertlerini dinledik, çözüm önerilerimizi paylaştık. Bütün bu temaslarda ayan beyan ortaya çıkan iki gerçek var. Birincisi, koalisyon iktidarını oluşturan partiler büyük bir çözülme ve kan kaybı içindedirler. Sokakta, çarşıda ve pazarda iktidarı savunan hiç kimseye rastlamak mümkün değil. Aksine artık korku duvarları aşılmış, vatandaşlar iktidardan şikayetlerini konuşarak değil, haykırarak dile getirmeye başlamışlar. İktidar mensupları hayal kurmasınlar. İlk seçimde büyük bir siyasal değişimi tetikleyecek dip bir dalga geliyor. İkincisi bu siyasal değişimin lokomotifi olarak görülen Gelecek Partisi'ne partimize olan ilgi her geçen gün çığ gibi büyüyor. Bu buluşmalarda dile getirildiği gibi onlar gidecek, biz geleceğiz. Onlarla birlikte cehalet, adaletsizlik, hukuksuzluk, liyakatsizlik, yolsuzluk, Yasaklar ve yoksulluk gidecek. Bizimle birlikte bilgi, liyakat, adalet, hukuk, temiz siyaset, özgürlük ve refah gelecek. Çünkü Gelecek Partisi mağdurların ve mazlumların ahına çare olmak için kuruldu. Çünkü Gelecek Partisi yolsuzluklara seç çekmek, ranta prim vermemek için yola koyuldu. Bunların dört yıl önce hayaller satarak kurdukları bu kara düzen sistemine son verebilesiniz diye sizlere rehberlik etmek için Edirne'den Hakkari'ye kadar yola, yollara düştük. Sesinize ses, çığlığınıza çığlık olmak, olmak istiyoruz. Ahınızın yerde kalmaması için sizlerin emanetine talibiz. Evrensel insanlık normları gibi emaneti ehline veriniz ilahi buyruğu da şiarımızdır. Evrensel tecrübe ve aklı emanete ihaneti içeren ilahi buyrukları çiğneyenleri 84 milyonun sırtından atmak da ahdimiz olsun. Hiçbir şey bitmedi. Her şey yeni başlıyor. Konuşmam orada son verirken sizleri saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyor. Ramazan-ı Şerif'in hepimize hayırlar getirmesini yazımız yeniliyor. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. Allah'a emanet olunuz.